Tarih tekerrürden ibarettir derler. Tarihi olaylarda yıllar içinde yaşanan benzer gelişmeler gibi esasen devletleri ve milletleri etkileyecek sosyal olaylarda ve bilhassa inanç konusunda da sayısız aynılar vardır. Nasıl ki milenyum denilen 2000'li yılların başında İslam adına sapık ve tahrif edici fetvalar yayınlanmış, hoca denilen ajanlar bunları halka pompalamış, aynı süreçte dinler arası diyalog hızla yayılmışsa bugün de aynı gayeye hizmet edenler maalesef aramızda. Önemli olan halkımızın İslam dinini doğru kaynaklardan öğrenmesi. Zira dini bütünlüğümüz hakikaten milli bütünlüğümüzün teminatıdır. FETÖ'nün kendilerine inanmış masum halkımızı inanç konusunda Hristiyan rıhtımına taşıdığı, dinler arası diyalog ve misyonerlik faaliyetleriyle İslam dininden uzaklaştırdığı ve neticede darbe kalkışmasına kadar giden bölücü faaliyetlere ikna ettiği bizim 20 yıldır ikaz ettiğimiz facialardır. Tarihte Müslüman Müslüman coğrafyalarda askeri ve siyasi istiladan sonra müsteşriklerin yardımıyla inanç ve kültürler konusunda şüpheler uyandırılarak işgale hazır halklar oluşturulduğu bilinen hakikatlerdir. Misyoner çıkarlarla sömürgecilik çıkarlarla... Müsteşrik denilen şahıslar İslam dinini zayıflatmak için hadislere ve ayetlere yöneldiler. Mesela Alman müsteşrik Stefan Wild kendilerine müsteşrik adını veren bir grup İslamiyet ve İslam tarihi hakkındaki bilgilerini İslam'ın ve Müslümanların zayıflatılması yolunda kullandılar. İtirafında bulunur. Fransız müsteşlik Anutu, şüphesiz bugün İslam ve Müslümanlık problemiyle karşı karşıya kaldık isimli makalesinde Müslüman Afrika sömürgelerindeki Fransız siyasetini yönlendirmeye dair tekliflerini ve kolay idare edilmeleri için Müslümanların inançlarını zayıflatma konusundaki gayretlerini anlatır. Kaynaklar savaşının yaşandığı bugün Türkiye üzerindeki emperyal planlar elbette inanç üzerinden de devam etmektedir. İçinden geçtiğimiz günlerde milletimizin inancı en önemli birlik harçlarımızdandır. Bu sebeple daha önce de maruz kaldığımız tahrif edici ve İslam itikadından soğutan ajan faaliyetlerine karşı ayık olmaya mecburuz. Montgomery Watt, Ignat Gozier, Keitani, Joseph Shast, Samuel Zwemer, Lamens, MacDonald Foucault gibi oryantalistlerin sinsi oyunları bakınız nasıl etkiler doğurmuştur. Müslümanların elinde bulunan hadis kitapları güvenilir değildir. Kur'an tarihseldir. Hükümlerinin bir kısmı bugün uygulanamaz. Ehli kitap mevcut dinlerinde kalmak şartıyla ebedi kurtuluşa erecektir. İncil ve Tevrat semavi kitaplardır. Tarifata uğramamışlardır. Kur'an'ın meali Kur'an'ın aynısıdır. Vesile ve şefaatin inkar edilmesi. 2000'li yıllardan itibaren TV ekranlarında yerli işbirlikçilerinde dile getirdiği bu saçma fetvalar bugün yeniden ısıtılıyor. Cenab-ı Hak Maide suresinin 3. ayetinde bugün dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Buyurur. Hz. Muhammed Mustafa içinse biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik buyurulmuştur. Bu sebeple eksiksiz olan İslam dini için reforma veya güncellenmeye ihtiyacı olmayacak ancak çağın değişen ihtiyaçlarına göre ve özellikle ajan faaliyetlerine karşı gerçek hocaların fetvalarıyla bugünün misallenmesi söz konusu olacaktır. Bu konuda dini ve milli bütünümüze yönelik tehditler isimli eserimizden daha geniş bilgiler edinebilirsiniz. Profesör Doktor Haydar Baş